Efendim abi. Bizim manyaktan bir haber var mı? Bir sorun çıktı mı? Yani işte. Fena değil. Ayşegül'e yalan uydurdum. Aileyi korumakla görevli izledim filan. İnandı umuyorum ama yani gerginlik var işte. Var mı sende bir gelişme? Var var. Biz gazeteciyi öldürmeye çalışanları bulduk. İyisini bulduk. Birazdan çıkıyoruz. İyi tamam süper. Haber verirsin değil mi? Veririm tabii. Sen Poyraz'a göz kulak ol. Ha tamam. Tabii tabii. Tamam. Ne işin varmış orada? Ulan esas senin ne işin var orada senin? Tam bir sene önce bugün patlayan canlı bomba eyleminde hayatını kaybeden Profesör Doktor Tarık Çalpur bugün mezarı başında anıldı. Törene Tarık Çalpur'un yakınları ve öğrencileri katıldı. Aynı patlamada 15 vatandaşımız daha kaybetmişti. Gazeteciyi bulurum nasıl halledeceğiz? Merak etmeyin arıyoruz. Tamam siz de bakın bir yandan. Ne diyor? İşi bir an önce halletmenizi istiyorlar. Hadi bulun şunu hadi. Ne buldun? Sinan. Ah. Ne bu? Süt. Ne yapacağım ben bunu? Fal bakacaksın. Ah. Ne yapılır Sinancığım sütle işte içeceksin. Çocuklar gece yatmadan önce süt içmiyor mu? Ben içmem. Tamam çok faydalı ama bu tamam mı? İçilecek. Efendim hayatım. Bana hayatım demeyi keser misin ya? Kesemem. Karı kocayız biz. Ha, tamam. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Son 2 yılda patlamış bütün canlı bomba olaylarını araştır. Bir de kurbanların tek tek listesi lazım. Neyin peşindesin? Bu bombalar rastgele patlamıyor bence. Nasıl ya? Ya sen ne diyorsam onu yap. Konuşuruz sonra. Tamam. Herifleri canlı alın ha. Çok tehlikeli bunlar. Profesyonel katil hepsi. Dikkatli ol. Anam ne yapıyorsun lan sen burada? Ya bensiz operasyon olur mu benim? Tas atladım geldim işte. Oğlum evde bir sıkıntı yok değil mi? Yok aman ne sıkıntısı evde. Aman ağzından yel az. Ayşegül ile kocası çok mutlu. Ben de Eda ile ilerliyorum inşallah. Yani o kadar mesudum ki anlatamam Mümtaz. Allah belanı versin Mümtaz. Poyraz, Poyraz gözünü seveyim. Abicim bak, bu iş devlet işi tamam mı? Sık dişini oğlum. Tamam tamam. Adamlar içeride mi? 4 kişiler, silahlı olduklarını düşünüyoruz. Çok iyi düşünmüşsünüz. İyi, birazcık asabım da bozuk benim. Hadi gidelim. Oğlum al şunu giy bari ya. Mümtaz, Allah belanı versin seni Mümtaz. Misafirlerimiz var. Silahlanın. Özel harekat. Arkada 2 adamımız çatıda da bir keskin nişancımız var. İyi, iyi düşünmüşsünüz. Kapıyı kırıp ses bombası atınca. Canlı çıkmamız imkansız. Çok kalabalıklar. Her şey mali. Arka tarafı da tutmuşlar. Odadaki dosyaları getir. Bilgisayar atın. Bu durumda ne yapacağımızı biliyorsunuz. Dal, 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 dal. Delilleri toplayın. Evin her tarafına bakın. Ne oluyor lan burada? Allah kahretsin ya. Bilgisayar dahil bütün delilleri yok etmişler. Harbi mi diyorsun ya? İyi fark etmişsiniz. Kimsiniz siz? Öğrenmek istemez. Ben belki biraz meraklı bir adamımdır. Hı? Öğrenmek istiyor olabilirim.
Bana bak lan. Bana şimdi güzel güzel konuşacaksın. Anlaştık mı? Sen o numaraları git sokakta yakaladığın torbacılara yap. Sert adam. Canlı bombayı gazeteciyi öldürmek için kullandınız ya. Ne diyorsun lan? Ne alakası var? Anladık oğlum biz her şeyi. Hedefinizdeki adamları bombalarla öldürüp kendinizi kamufle ediyorsunuz. Geçen sene de bir profesörü öldürdünüz böyle. Tabii. Terör saldırısı gibi durunca kimse hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Cinayetten peşinize düşmüyorlar. Arada kaynatıyorsunuz bütün cinayetleri. 100 kişi ölünce kimse bir kişiye uyanmıyor değil mi? Lan ne diyorsun lan? Yaptıkları aynen bu. Doğru mu? Göründüğünden daha zekis. Sen bakma benim bir bu kadar da yerin altında var. Şimdi anlat bakalım. Bu terör örgütünü taşeron olarak kullananlar kim? Sana onların kim olduğunu söylesem, yerlerini bile söylesem hiçbir şey yapamazsın. Solucan gibi ezerler kafanı. Sen bir söyle orasına ben bakarım be. Nerede buluruz bunları? Her yerdeler. Kim peki bunlar? Herkes olabilir. Belki sandığından çok daha yakınında. Belki 10 seneden beridir tanırım. İçimden bir ses bu işin tadı kaçacak diyor. Sen nereden biliyorsun lan bu patlama işlerini? Bir şey bildiğim yok ya, zarf atmıştım adama. Söyle Eda. Poyraz 8 ayrı patlamayı inceledim. Hepsi de canlı bomba saldırısı. Ölenlerin arasında hep kilit isimler var. Bürokrat var, bilim adamı, gazeteci, istihbaratçı bile var. Şimdi bir mühendis var. Çok acayip. Tamam bak, bunların hepsinin arasındaki ortak noktayı bulmamız lazım. Anladın mı? Evet evet. Siz ne yaptınız? Herkes öldü. Konuşuruz sonra. Ne oluyor? Senin bu kayıp ajanın adı neydi? Kerem. Sandığımızdan çok daha fazlasını biliyor olabilir. Yalnız bizim bu gazeteciyi bir an önce bulmamız lazım. Ne olursa olsun o gazeteciyi bulmamız lazım. Tamam, araştırıyoruz. Sen merak etme, o iş bende. Hadi sen evine git. Orası benim evim değil Mümtaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.